Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda dün de Elivasi gün motifini paylaşmış olduğum şalın yapımını göstereceğim sizlere. Şalımız üçgen bir formda, çok uzun bir şekilde ördüm. İnanın gözünüz korkmasın, çok kolay bir şekilde ilerleyecek. Bakın, yaptığımız motifleri bu şekilde dizayn ederek birleştirdik ve şuralardan da bağlantılar yaptık. Onların hepsinin detaylarını sizlere vereceğim. Üçgen şalımızı ördüm. Geldim, motiflerimi birleştirdim. Şimdi sizlerle birlikte de motiflerim zaten hazır. Motif yapılış videosunu da açıklamalar kısmına link olarak size ekleyeceğim. Muhakkak oradan bakabilirsiniz. Motiflerim hazır olduğu için buradan başlayacağım. Nasıl birleştirmem gerektiğini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Yapımı çok kolay ve çok keyifli. İnanın harika bir şala sahip olacaksınız. Satış yapmak isteyen arkadaşlarım için mükemmel bir alternatif. Kendinize de, yakınlarınız için örüyorsanız da çok şık bir şala sahip olacaksınız. Şimdi ben bunu örerken siyahla size gösteremeyeceğim için koton bir iplikle şalımızı nasıl öreceğimizi göstereceğim. Zaten aynı formda hep devam edecek. Bakın, ortasında böyle bir şeridi var. Üçgen kısmından başlayacağız ve büyüyerek gideceğiz. Santimlerini de açıklamalar kısmına ölçerim, sizler için paylaşırım arkadaşlar. Ayrıyetten motif yapılış videosunu da link olarak sizlere atacağım. Ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Beğeni ve yorumlar videoların devamlılığı açısından çok önemli. Nokta dahi olsa bir yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Dediğim gibi, hazırsanız ve aşağıdaki abone ol butonuna da bastıysanız eğer başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi dediğim gibi üçgen olarak başladık. Uçtan başladık. Genişleyerek V şeklinde dik açılı bir şal örüyoruz. Şalı farklı bir şekilde örüp motiflerimizi birleştirelim desem bunu hiç denemedim açıkçası. Ve yaptığımız motife göre dizayn edilmiş sayılarda bu şal. Ama tabii ki formu değiştirilebilir. Sizler hesaplamalarınızı kendinize göre yaparsınız. Farklı bir şal örersiniz ve gelir bu şekilde dizayn edersiniz. Bakın, bu şekilde zaten diktik arkadaşlar motiflerimizi birbirine. Ve şu anda bunda ütü buharı yok arkadaşlar. Ütü buharı verildiğinde inanın sanat eseri gibi bir form çıkacak ortaya. Şalımızı örmeye zincir çekerek başlayacağız. Sihirli halka yapmıyorum bu sefer. Tığımı getirdim. 3 mm'lik tığ kullanıyorum. İplerim Alize Angora Gold. Siyah olan 60 numara. Siz dilediğiniz batik iplerde de bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben böyle daha mor tonlarında, gri, krem tonlarında çalıştım. Siz dilediğiniz tonlarda çalışabilirsiniz. İpimi burada bir kere dışarıda çıkartıyorum. Tekrar alalım. Bir kere kilitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Burada 10 tane çektim. Alize Angora Gold'un yapısını bilen arkadaşlarım bilir. İnce bir dokusu vardır. Onunla da 3 mm tığla çalıştım. Hadi burada da 10 tane zincir çekelim. Kafamız karışmasın, sayılarımız tam olsun. 10 tane zincirimi çekiyorum. İlk yaptığım zincirin içine batıyorum. İlmeğimi çıkardım. Kaydırmayla bu şekilde bir halka elde etmiş oldum. Şimdi tam bu noktada 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. 2 kere yuvanın içine batıyorum. İlkini tek çektim. 2, 2, 2 olarak çıktım. Tığımın başına 2 kere doluyorum. Şimdi burada tekrar göstermek istiyorum sizlere. Tığımın başına 2 kere doladım. Halkanın içine battım. İlk ilmeğimi tek çektim. 1, 2, 3, 4 kere de çıkarak dörtlü bir trabzan yaptım. 2 tane dörtlü trabzanım var. Arada 10 zincirim var arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincir çektim. Tığımın başına yine 2 kere doladım. Yine halkanın içerisine geliyorum.
İki tane dörtlü trabzan yapacağım. Yani bir. Tekrar gösteriyorum. 10 zincirimi çektim. Tığımın başına iki kere doladım. Halkanın içerisine battım. İlk ilmeğimi tek çektim. 1, 2, 2 ve 2 kere de çıktım. Dörtlü trabzan yaptım. Yani şu anki görüntüm bu şekilde. Yine tığımın başına 2 kere doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. 1, 2, 3 ve 4 kere de çıktım. Bakın, 2 tane dörtlü trabzanım var. 10 zincir çektim. 2 tane daha dörtlü trabzan yaparak halkamın içerisine çalışıyorum. Yine 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Bir grup daha yapacağım buraya. Üçgenimi oluşturabilmek için. Tığımın başına yine 2 kere doladım. Halkanın içerisine batıyorum. Bu ipi de böyle yürütelim buradan. Dörtlü trabzan yapıyorum. İlkini tek çektim. Tek, çift, çift, çift. Dörtlü trabzan. Tığımın başına 2 kere doladım. Batıyorum. 1, 2, 3, 4. Yani şu anda yapmış olduğum işlem şu. Bu şekilde. İşimi döndürüyorum. Burada işimi döndürdüm. 4 tane zincir çekiyorum yine. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bu benim ilk trabzanım. Tığımın başına 2 kere doladım. Hemen yandaki trabzanın üzerine. Şöyle biraz daha yakınlaşalım. Trabzanın üzerine batıyorum. Batıyorum. Yine dörtlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4 kere de çıktım. Burası hep bu şekilde ilerleyecek. Bakın buradan da sizlere göstermek isterim. Şöyle şu şekilde. Sürekli köşeler yani kenar boşlukları bu şekilde ilerleyecek. Şimdi bulunduğum nokta bu. İşimi tersime çevirmiştim. 2 tane dörtlü trabzanımı 2 tane dörtlü trabzanın üzerine yaptım. Yine 10 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Bundan sonra yapacağımız hep işlem 10 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Bakın burada 10 tane zincirlik boşluğum var. Geliyorum şöyle göstereyim. Hemen buraya batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve geliyorum. Sık iğneyle sabitliyorum. Şalımız boyunca yapacağımız işlem bu. Yine 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Şimdi tığımın başına 2 kere doluyorum. Geliyorum. İlk trabzanın başı tepe noktasına batıyorum. Dörtlü trabzanımı yapacağım. Battım. 1, 2, 3 ve 4 kere de çıktım. Böyle geniş geniş kafeslerimiz olacak ve bu kafesler ördüğümüz sürece bu şekilde büyüyerek devam edecek. Yandaki trabzan tepesine batıyorum. Tığımın başına 2 kere dolamıştım. Dörtlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4 kere de çıktım. Bakın görüntümüz bu. Yine 10 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Geliyorum burada hemen. 10 zincirlik boşluğuma, boşluğa bakın. İlmeği çıkarttım. Sık iğneyle sabitledim. Şu şekilde. Görüntüm bu. Şöyle hep böyle devam edecek. Yine 10 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Tığımın başına 2 kere doladım. Geliyorum şimdi ilk trabzanımın tepesine. Dörtlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4 kere de çıktım. Yine tığımın başına 2 kere doladım. Yandaki trabzan tepesine batıyorum. Dörtlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Buradaki ipi içten yürüttüğüm için şurayı keselim, kafamızı karıştırmasın. Bakın. Bu şekilde. Bütün şalımız bu şekilde ilerleyecek. Yine hemen ne yapıyorum? İşimi döndürüyorum. Burada 4 zincirimi çekeceğim. İşimi döndürüyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu ilk trabzanım. Dörtlü trabzanım sayılıyor. Tığımın başına 2 kere doladım. Hemen yandaki trabzan tepesine
Batıyorum. 1, 2, 3, 4 kere de çıktım. Bakın burası ve burası hep bu şekilde zeminde ilerleyecek. Geliyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Hemen 10 zincirlik boşluğuma bakın. Geliyorum. 5. zincire batabilirsiniz de ama ben batmayacağım. Boşluğa geliyorum bu şekilde. Sık iğneyle sabitliyorum. Yine 10 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Geliyorum yine 10 zincirlik boşluğuma. Sık iğneyle sabitliyorum. Yine 10 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Tığımın başına 2 kere doladım. 2 tane trabzanım var. İkisinin de tepesine birer tane dörtlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 kere de çıktım. Yine tığımın başına 2 kere doladım. Hemen yandaki trabzanın tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4 kere de çıktım. Bakın. Şalımız boyunca yapmamız gereken işlem bu arkadaşlar. Çok güzel olacak. Alize Angora Gold zaten üstüne basa basa bu huvarlı ütüyle ütüleyebilirsiniz. Herhangi bir problem yok. Çok güzel bir şekilde esner. Yani ütü buharı çok yakışır Alize Angora Gold'un yapısını bilen arkadaşlarım bilir zaten. Şalımız boyunca yapacağız ve bir yumak kullandım ben bu arada. Siyah Alize Angora Gold 60 numaradan bir yumak kullandım. Hatta biraz da böyle bağlantı yapabilmek için ayırdım. Ve oldukça büyük de bir şal elde ettim. Burada yine aynı şekilde 10 zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Hemen geliyorum yandaki boşluğa. Sık iğneyle sabitliyorum. Budur. Formumuz bu. Yine 10 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Hemen yandaki 10 zincirlik boşluğa bakın. 10 zincirlik boşluğa geldim. Sık iğneyle sabitledim. Yine 10 zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Tığımın başına 2 kere doluyorum. 2 tane trabzanım var. İkisinin de tepe noktalarına birer tane dörtlü trabzan yapacağım. 2 tane 2 kere doladım. Batıyorum trabzan tepesine. 1, 2, 3, 4 kere de çıktım. Yine tığımın başına 2 kere doladım. Batıyorum trabzan tepesine. 1, 2, 3, 4 kere de çıktım. Bakın. Bu şekilde şalımızı büyütene kadar devam edeceğiz. Tabii ki ben Alize Angora Gold'la çalıştım ama siz diva iplerle çalışabilirsiniz. Koton iplerle çalışabilirsiniz. O sizin tercihiniz. Ben bu şekilde Angora iplerle çalıştım. Dediğim gibi bunlar ütülenecek ve ütü buharıyla muhteşem bir form alacak. Anlaşıldı zannediyorum. Yapmamız gereken tek işlem döne döne örmemiz gereken form bu. Şimdi yaptığım motiflerime geliyorum bu şekilde. Motiflerimi alacağım. Bu şekilde dizayn edeceğim. Şöyle şimdi bizim burası köşe noktamız. Ben burasını birleştirmiştim. Geleceğim şimdi buralardan birleştireceğim. Şalımızın formu muhteşem olacak arkadaşlar. İnanın çok beğeneceksiniz. Evet arkadaşlar, siyah angora ipimi aldım. Şöyle biraz yükselelim ve burası bakın. Şurası bizim ortadaki ikili İkişer tane ilerleyen dörtlü trabzanlarımız. Zaten görüyorsunuzdur burada. Bu şekilde devam ediyor. Çalışacağım noktaları ben zaten sizlere göstereceğim. Şimdi yapraklarımın bir tanesini aldım. Buradan değil, buradan başlayacağım. Şimdi buradan da göstermek istiyorum sizlere. Bakın burada nasıl başladıysam orada da o şekilde devam edeceğim. Geliyorum. Siyah angora ipimi aldım. Burada zincirlerimiz var motiflerimizin. Şu köşeden batıyorum. Birleştirme rengim olan siyah angora gold ipimi alıyorum. Çıkardım ve bir kere kilitledim. Bu ipimle beraber zinciri çekeceğim. İçinde yürütmek adına.
1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tığımın başına 2 kere doladım. Geliyorum aynı noktaya, batıyorum. 5'e trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 kere de çıktım. Yine 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tığımın başına 2 kere doladım. Bakın burada tepe noktasında, şurada bakın bir yuva var. Şurada. Bunların içine bu şekilde batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. İlkini tek çektim. İkisini tek. İkisini bir. Bir tane tek. Bir tane çift. Bir tane çift. 5'te trabzan yaptım. Geliyorum şimdi. Buradaki. Burası benim başlangıç noktam. Hemen yanındaki 10 zincirlik boşluğa. Bakın batıyorum. 10 zincirlik boşluğa battım. İpimi alıyorum. Ve çekiyorum. Burada 1, 2, 3, pardon, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Geliyorum şimdi ikinci yaprağımın hemen buradaki kısmına. Bakın zincirler çekmiş olduğum yere battım. İlmeğimi çıkardım. Sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geliyorum şimdi. İkinci 10 zincirlik boşluğa batıyorum. İpimi alıyorum. Bir kere buradan çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geliyorum şimdi bu yaprağımın orta kısmına. 10 tane burası. Beşincisine batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi yine 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bakın bağlantımı bu şekilde yaptım. Şurası böyle ki hiç olma, yani şöyle düzgün açılma yapsın diye. Tutuyorum elimden. Hemen yanındaki 10 zincirlik boşluğa bakın. 10 zincirlik boşluğa 5 zincirimi çektim. 10 zincirlik boşluğuma geldim, battım. İlmeğimi bu şekilde çıkartıyorum. Pardon. Battım, ilmeğimi çıkardım. 1, 2, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geliyorum şimdi bu yaprağımın buradaki kıyısına, trabzan tepesine, daha doğrusu uzun bir trabzanımız var burada. Oraya batıyorum, ilmeğimi çıkardım ve sık iğneyle sabitledim. Bakın, bu yaprağımızın buradaki kıyısından başladık. Bu yaprağımızın 3 kısmına sık iğneyle sabitleyip karşı tarafa 5 zincirle geçtik. Şimdi yine 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen tutuyorum elimle. Yandaki 10 zincirlik boşluğa geldim. İpimi aldım, çektim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Ve artık şuradan da göstermek istiyorum sizlere. Yani motiflerimizin biz bu yaprağın son kısmını, bu yaprağın 3 bölgesini, bu yaprağımızın da ilk bölgesini kullanacağız. Şimdi bu motifimi artık sabitledim. 5 zincirimi çektim ve ben şimdi diğer motifimi alıyorum. Şöyle düzelteyim. Ütü buhara vurmadığım için şu şekilde düzelteyim motifimi. Geliyorum şimdi bu motifimin bu sefer ilk kısmını değil, buradaki trabzan, uzun bir trabzanımız var bizim burada zincirlerle. Batıyorum en üst zincirin tepesine. İlmeğimi çıkartıyorum. Sık iğneyle sabitliyorum. Bakın şöyle olacak. Bu iki tane yaprak şöyle, pardon, daha devam ediyorum örmeye. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bu yaprağı unuttuk. Geliyorum bu yaprağın da bana bakan trabzanların tepesine, uzun bir trabzanım var. İlk zincire batıyorum. İlmeğimi çıkarttım. Sık iğneyle sabitledim. Bu motifimin 3 yaprağını sabitlemiş oldum. Yine burada 5 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4,
5 zincir hemen tutuyorum elimden bu şekilde. Yandaki 10 zincirlik boşluğa battım. İlmeğimi çıkarttım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Şimdi artık bu motifle benim işim bitti. Çünkü güzel bir şekilde motifimi bağlantısını yaptım. Geliyorum ikinci motifimi alıyorum. Burada 5 zincirimi çekmiştim. Bu motifimin tutuyorum. Motifimi tutuyorum. Buradan bağlantı yapmıyorum. Bu kısmından bağlantı yapıyorum. Şöyle biraz ışık yansıması var. Şöyle açalım. Geliyorum bu motifimin hemen bu köşesine zincire batıyorum. İlmeğimi çıkardım. Sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen şalımı şöyle tutuyorum. Yandaki 10 zincirlik boşluğa battım. İlmeğimi çıkarttım. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Geliyorum buradan hemen yanındaki yaprağın ilk kıyısına. Zincir tepesine battım. İlmeğimi çıkardım. Sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yandaki 10 zincirlik boşluğu buluyorum. Hemen batıyorum içine. İlmeğimi alıyorum. Çıkarttım. Yine 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tutuyorum yaprağımı. Hemen orta noktayı buluyorum. 5. zincirin içine battım. İlmeğimi çıkardım. Sık iğneyle sabitledim. Şimdi şöyle göstereceğim sizlere, bakın. Bu yapraklar böyle ya. Bunların buraları dikilecek. Hemen tutturacağız iğnelerle. Bu yaprakların da şu kısımları dikilecek. Şu noktaları dikilecek. Buradan şöyle size göstereyim. Bakın bağlantımız da bu şekilde olmuş olacak. Birbirine tutunacak ki yapraklar birbirine tutunması gerekiyor. Aksi takdirde bu şekilde sallanır. Sadece böyle birer tane çentik atarak o şekilde birleştirmesini yapacağız. Orta noktaya batmıştık. Sık iğneyle sabitledik. Örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tutuyorum elimle hemen yandaki. Bakın. Yandaki 10 zincirlik boşluğa geliyorum. 10 zincirlik boşluğa geldim. Tığımı taktım. İpimi alıyorum. Çıkartıyorum buradan. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şimdi artık bu yaprağın 3 kısmını örmem gerekiyordu. Buradaki uzun zincirin ilk zincirin içine batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Sık iğneyle sabitliyorum. Bakın. Bu şekilde. Şöyle motiflerimi birleştiriyorum. Buralardan da bağlantılar yaparak çok güzel bir form vereceğiz arkadaşlar. Şimdi 3 yaprak birleştiriyoruz. İlk yaprağımızın bu kısmı. İkinci yaprağımızın 3 noktasından, üçüncü yaprağımızın da tek bu kısmından şala sabitliyoruz. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Geliyorum şimdi 5 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen şalımı tutuyorum. 10 zincirlik boşluğa geldim. İpimi aldım. Pardon. İpimi çıkardım. Sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bu yaprağımın da sadece bu kısmını. Bu kısmına geliyorum. Zincirin tepe noktasını buluyorum. Çıkarttım. Sık iğneyle sabitledim. Bakın. Bu şekilde şalımızın formunu oluşturuyoruz. Şimdi yeni bir motif alacağım. Alıyorum motifimi. Üçüncü motifimi. Yani kaç tane? Buraya 9 tane motif gitti bu arada. Şu tarafa. 9 tane motif birleştirdim. Buraya da büyük ihtimalle tabii ki 9 tane motifimi yan yana dizayn edeceğim bu şekilde. Geliyorum şimdi burada. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tutuyorum hemen şöyle elimle. Yandaki 10 zincirlik boşluğa batıyorum. İlmeğimi çıkarttım. 1, 2, 3, pardon. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen diğer motifime geçiyorum. Ne yapıyordum hemen? Bu motifimin yaprağını şöyle tutuyorum. Bu kısmına değil, sadece burada bu kısmına sabitliyorum önce. Battım zincirin tepesine, ilmeğimi çıkarttım. Sık iğneyle sabitledim.
1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen tutuyorum elimle şöyle. Yandaki 10 zincirlik boşluğa battım ve ilmeğimi çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci yaprağımı alıyorum. Bunun sadece burasını bağlantı yaptım. Çünkü bakın burada kalanlarda ne oluyor? Bu şekilde dikiş yaparak birleştireceğiz. Bir de aşağıda birer tane yaprağımız var. Onlar da bu şekilde, şunlar şuradan, bunlar da buradan bu şekilde dikilip birbirine tutunacak. Şalımızın formunu o şekilde vereceğiz. 5 zincirimi çektim. İkinci yaprağımı alıyorum. Hemen buradaki ikinci yaprağımızın 3 köşesine bağlantı yapacağız. İlk zincirin tepesine battım. İlmeğimi çıkardım. Sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen tutuyorum elimle. Yandaki 10 zincirlik boşluğuna batıyorum. İpimi alıyorum. Çıkardım. 1, 2, 3, 3, 4, 5 zincir. Tutuyorum böyle. 5. zincirin içine battım. İlmeğimi çıkardım. Sık iğne. Ortadan da sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tutuyorum elimle hemen yandaki 10 zincirlik boşluğa battım. İlmeğimi çıkarttım. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci yaprağımın 3 köşesine kullanacağım için giriyorum bu köşesine de. Zincirlerin tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Sık iğneyle sabitliyorum. Bakın bu şekilde. Bu yaprağın bu köşesi. İkinci yaprağın 3 köşesi. Üçüncü yaprağın da sadece bu köşesi. Şu. Şu köşesi. Ne yapıyorum şimdi? Yine 5 zincir. Hep 5 zincirlerle tutunuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tutuyorum elimin hemen yandaki 10 zincirlik boşluğuna battım. İpimi çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bu yaprağında sadece bu kısmını kullanarak bu zincir tepesine battım. İlmeğimi çıkardım ve tekrar şöyle ilk zinciri bulalım. İlk zincirin tepesine battım. Çiftli almaya gayret gösterelim. Sık iğneyle sabitledim. Bakın bu motifimin de 3 köşesini bu şekilde birleştirdim. Arkadaşlar bulunduğum yerde iğnemi bulamıyorum. O yüzden ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi geleceğim hemen açık renkli. Yani birbirine uygun renklerden kullandığım angora ipimden geleceğim alacağım. İğne yardımıyla bu şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Bakın buradaki yaprağın şuradaki zincirin tepesine batacağız. Bir de buradaki zincirin tepesine batacağız. Bu şekilde bir şöyle göstereyim tekrar. Bu şekilde buralardan bir çentik atacağız. Ondan sonra geleceğiz. İpimizi kopartacağız. Bu yaprağın da bu kısmına, bu yaprağın da bu kısmına batarak bu şekilde bir birleştirme yapmış olacağız. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Şuradan da göstereyim ben size. Bakın buralardan bu şekilde diktim arkadaşlar. İğnemi kaybettim şu anda. İğneyle dikemiyorum. Bakın şöyle hatta düğüm de yapabilirsiniz. İp bağlayıp bakın kimle öyle yapmışım zaten şimdi size gösterebilmek için. Bu şekilde birbirine bağlantı yapacağız ki sarkmaya da şey olmasın diye. Çünkü motiflerimizi bu şekilde bırakabilmemiz mümkün değil. Buralardan sabitlediğimizde hem birbirine tutunmuş olacak bu şekilde bakın böyle. Hem birbirine tutunmuş olacak hem de çok şık duracak arkadaşlar. İnşallah açıklayıcı bir video olmuştur. Şalımızı örmek çok kolay. Yani dilediğiniz iplerle örebilirsiniz. Bakın döne 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 bu şekilde hatta yukarıdan aşağı doğru aşağıdan yukarıya doğru gibi formu çok güzel. Bunu başka projelerde de yani bunu bu şekilde sadece bu şekilde de örüp kullanabilirsiniz. Simli iplerle, batik iplerle, Alize Angora Gold'un simli ipleri de var biliyorsunuz. Onlarla da örerek harika şallar elde edebilirsiniz. Sadece o formda da kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben de deneyeceğim bu yaz fırsat olursa inşallah. Şalımız muhteşem. Bitmiş halini de sizlerle paylaşacağım. Bir yumak Alize Angora Gold 60 numara kullandım. Bir yumak da Alize Angora Gold'un
Batik ipini kullandım. Böyle morlu, pembeli, grili, kremli bir geçişi var. Buradan da size şeyi vermek isterim. Kodunu da vereyim. 550 metre, çok uzun bir metrajlı ipimiz var. 100 gramlık ip. Şuradan da koduna bir bakalım ama var mı kodu diye bakıyorum. Kodunu göremiyorum. Bir daha bakayım şöyle. Kod numarası yazmıyor herhalde. Batik ipim bu şekilde. Yani renk kartelasından bakarsanız eğer şöyle grili, morlu, kremli bir renk geçişleri var. İnanın harika. Yine de siz görebiliyorsanız şöyle bir sizin için ben tutayım. Şöyle bir bakmanızı isterim. %20 yün, %80 akrilik içerikli. Alize Angora Gold arkadaşlar. Siyah da 60 numara zaten. Bir yumak bundan kullandım. Bir yumak da bundan kullandım. Çok keyifli bir şekilde ilerleyecek. Çok kolay ilerleyecek. Şöyle göstereyim. Bunları da zaten bu şekilde bakın. Şöyle dikeceğim. Dikeceğim. Harika bir formu var. Bakın. Böyle. Şöyle göstereyim. Kocaman bir şalımız oldu. Üçgen bir şal. Şöyle açayım. Bakın ortada böyle iki trabzan yaptığımız yer var ya ortada. Bir yanlarda var bakın. Yanlarda trabzanlar var. Aşağıda bir de böyle ortada bir şerit gibi. Bu da güzel bir efekt katıyor. Bunları da iğne yardımıyla ne yapacaktık hemen? Bunları birbirine sabitleyeceğiz. Bunları da birbirine bu şekilde tutturacağız ki formunu oluşturabilelim diye. Şöyle. Dediğim gibi siz dilediğiniz batik iplerle çalışabilirsiniz. Kocaman bir şal oldu. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Hepinize keyifli örmeler diliyorum. Ramazan bayramınızda en içten duygularımla kutluyorum. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Dediğim gibi beğeniler bundan sonraki videoların devamlılığı için çok önemli. Nokta dahi olsa bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.